Yüz programını kurmamız için ilk yapmamız gereken zaten bu ücretsiz bir program. Herhangi bir şey yok. Bir ücreti yok. Sadece bağış yapabiliyoruz buraya. Yani yapmak isteyen arkadaşlar da yapabilir. QGIS yani Quantum GIS yazdığımızda zaten ilk bir web site geliyor. Dolunan diye. Şu şey yani burada işte bağış yapabilirsiniz diyor. Şöyle Türkçe'ye çevirelim. Yani en az 10 euro, işte 250 euroya kadar bağış yapabilirsiniz diye. Buradan atla ve indirmeye git de diyebiliriz. Şuradan indirmek de dediğimizde de yine buraya getiriyormuş. Buradan Windows için son sürüm 3.40'ı indirelim. Ben 3.34'ü kullanıyordum ama 3.40 çıkmış. Şunu şöyle indir dediğimizde indirmeye başlıyor. Biraz 1.2 GB. Hani az bir şeyi de yok açıkçası. Bunu bekleyeceğiz inmesini. Şimdi indirmeyi tamamladı. Şu an tam yüklüyor ama ben buradan şöyle çeviri yapmıştım. Yani olur da sizde çeviri yoksa İngilizce olarak çıkıyorsa bu latest versiyon for Windows 3.40. Buna tıklayıp indireceksiniz arkadaşlar. Yani onu da söylemiş olalım. Şimdi buradan indirilenlere gelir zaten bu. Şuradan QGIS 3.40. Burada tek yapmanız gereken buna iki defa tıklıyorsunuz ya da sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır da diyebilirsiniz. Şimdi şöyle kendisi başlıyor zaten. Niye mi hata verdi? Şöyle. Şimdi bir hata verdi. İngilizcesini bilmiyorum. Şöyle yapalım. Ha. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar bunun. Ne hata verdiğine bakacaktım. Next diyoruz. Ha şunu da niye yaptım onu da göstereyim. Ekran resmini çektim ya. Bu da hayati bir önem taşıyabilirsin için. Bu da ekstra bilgi olsun. Şöyle Google çeviri yapalım. Şu şeyin içine giriyoruz. Buradan resim resmi seç. Burada metin var ya mesela. Yazıp çevirdiğimizde. Şuradan resmi seçiyoruz.
Dosyalara göz at diyoruz. Ben masa üstüne kaydetmiştim bunu. Şimdi buradan İngilizceden Türkçe'ye çevir. İşlem bilgi alanı gereksinimleri falan. Burada çevirdi yani bu. Böyle bir şey de var bilmeyenler için. O da kısa bir bilgi olsun. Next diyoruz. Bunu D kurdurur mu acaba? Ya da bunu D'ye kurmaya çalışacağım. Çünkü program biraz ağır. Şöyle fazla yer kaplasın istemiyorum. O kurdurmaya da bilir. Bekleyelim. Next, insert. Şimdi burası da biraz sürer. Bu totalde zaten programın uzantısı bile 1,2 GB ise programın kendisi zaten 3-4 GB'a yakın. Hani benim bilgisayarım 1,7 yine fena değil ama ha 1,3 bilgisayarlar da çalıştırıyor bunu. Herhangi bir sorun olmuyor. Ya ama yapacağınız işlemlere göre yani işlemlerin ağırlık derecesine göre performansında farklılıklar gösterebilir. Ama program müthiş. Öve bitiremedim programı ama ben hani ArcGIS'e de başladım. Onu da biraz hani mantığını falan biliyorum ama az çok hani fazla beni sarmadı açıkçası. O da ve o yüzden bilgisayardan bir de kaldırdım onu. Şimdi bu bitsin bakalım. Çok sevdim bunu. Sıfır ciddiyetle devam edeceğiz bu işe. Çok kasmaya gerek yok. Biz bizeyiz arkadaşlar. Sonuçta bizim alanımız burası. Buraları hızlandıracağım tabii ki. Çok sevdim, duydun mu? Yüreğimden. Saçma saçma şarkılar işte. Sürüyordu, sürüyordu. Burnum kaşınıyor ya. Kayıttayken de elim görünsün istemiyorum. Kur artık şunu. Kur artık şunu.
Marcos mu? Aa. Çok iyi değil mi? New. Vay be. Ne 800 euro. Ben bunu kullanırım. Şimdi kurulumumuzu tamamladı. Finish diyoruz. Buradan otomatik masa üstüne bir klasör açıyor. Biz hep şunu kullanacağız. QGIS Desktop 3.40. Şunu şöyle de yapabilirsiniz. Kopyala. Her seferinde oraya girmek yerine şurada dursun. Buna iki defa tıkladığımızda programımızı açacak.